Erken gelmenin avantajları, biraz store gezebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. Aynen öyle, almamız lazım. Burası Akatlar, adamı sakatlar. Herkese merhaba, tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Yorumlarda yazdınız, abi basketbolu çok boşladın, biraz basketbola ağırlık ver dediniz. Evet, 2017 yılının son gününde Beşiktaş Sompo Japan'la Fenerbahçe Doğuş maçına gidiyorum. Kıran kırana bir maç olacak. O zaman vakit kaybetmeyeyim, ben iki takımdan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibi Beşiktaş Sompo Japan. Beşiktaş geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıla da Ufuk Sarıcı önderliğinde başladı. Takım lige fena başlamadı. 12 maçta 9 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 21 puan topladı ve şu an 4. sırada bulunuyor. Peki bu süreçte dikkat çeken oyuncular kimler? Öncelikle Ufuk Sarıcı biraz geçmişte çalıştığı oyuncularla çalışmayı seven bir hoca. Kadroda Dibbler var, eski Karşıyaka'dan tanıdığımız. Strawberry var, onlar dikkat çekti. Yabancı oyuncular ek olarak da Sertaç Şanlı ve Semih Erden'i sayabiliriz dikkat çeken oyuncular arasında. Geçelim konuk takım Fenerbahçe Doğuş'a. Fenerbahçe'nin başında 2013 yılından beri Obradovic var. Obradovic biliyorsunuz birçok başarıya imza attı. Bu sezonda takım lige iyi başladı. 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı takım. 22 puan aldı ve şu an 3. sıradalar. Peki bu 12 haftalık süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Datome'yi sayabiliriz, Cem Wesley'i sayabiliriz, Wanamaker'ı sayabiliriz ve son olarak da James Nunley'i sayabiliriz. Ben geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beşiktaş maçına gitmiştim yine. Bu sefer Ülker Arena'daydı maç. 93-76 Fenerbahçe yenmişti. İzlemek isteyenler için onu sağ üst köşeden çıkaracağım. Ben Levent'teyim. Levent'ten Akatlar'a gideceğim. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ne. Salon çevresinde yerimi aldım. Burada ufaktan ufaktan böyle maçlar söylüyorlardı Serdar ve Ali abi. Dedim biraz konuşalım. Takım yine sezonu iyi başladı. 12 hafta 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle ama 4. sırada. Zaten bu işler biliyorsunuz playoff da kopuyor. Ne olur bu maç Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans sergilersiniz? Her zamanki gibi yine Fenerbahçe maçında galibiyet için çıkacağız. Bu sıkıntılı bütçeyle Fener'in bütçesi çok iyi. Tabii biliyorsunuz. Ki. Yani o tartışılmaz. Ama yeneceğiz Fener'i. Geçen sefer elimizden zor kurtuldular playoff'ta. Bu sefer yeneceğiz. Burası Akatlar, adamı sakatlar. Burası Akatlar, adamı sakatlar. İşte erken gelmenin avantajları. Biraz store gezebiliyorsunuz. Salonun tam altında store var. Burada hem Beşiktaş futbol takımının malzemeleri satılıyor. Hem de görmüş olduğunuz gibi basketbol takımının malzemeleri de satılıyor. İşte atkılar, bereler, şapkalar, çocuk ürünleri, birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Belki hatta diğer mağazalarda olmayan biten ürünleri de burası Sote'de kaldığı için buradan alma şansınız olabilir. Şöyle bütün yeni sezon ürünleri falan da gelmiş sanırım. Şöyle güzel güzel tişörtler var. Dediğim gibi salonun altındaki store'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Abi selam. Hangi kanal? Murat Şeker kanalı abi. Yorum yapmak ister misin biraz? Kritik maç. Ne diyorsun? Alacağız abicim. Ufuk Sarıcı diyorsun. Beşiktaş. Eyvallah. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. Aynen öyle. Almamız lazım. Aynen. Eyvallah. Ben şimdi salona giriyorum. Salon içerisinde görüşürüz. Yanımda. Yani bu uygulama niye başka yerlerde yapılmıyor?
kim atıyorsa onu sen cezalandır. Atmayanı da cezalandırma yani bir zahmet. Bakalım Beşiktaş Fenerbahçe maçında neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Hep beraber buna şahit olacağız. Oh, God.
karşılaşma 71-76. Fenerbahçe'nin üstünde tamamlandı. Güzel maç oldu aslında. Beşiktaş ilk devreyi 15 sayı geride kapatmıştı. Farkı 6'ya kadar indirdi ancak galibiyete ulaşamadı. Bu 2017 yılının son videosuydu. Seneye görüşürüz esprisi tabii yapmayacağım da yani. Gelecek yıl daha seri, daha hızlı, daha güzel videolar gelecek. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Görüşürüz.